Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencilerim. Evet, bugünkü dersimizde prizmaların özelliklerini anlatacağım. Bunları zaten ben size online Zoom dersinde de anlatmıştım. Bunları istediğinizi, video anlatımında bunları istediğinizi bildirdiğiniz için şimdi tekrar burada anlatıyorum. Şimdi prizmaların özellikleri, hangi prizmalarımız vardı? Kare prizmamız vardı, dikdörtgenler prizmamız vardı ve küpümüz vardı. Bunları nasıl, özelliklerini nasıl anlatıyorduk? Kare prizmamız taban alanı, prizmalar tabanlarındaki alanlara göre isimlendiriliyorlardı. Tabanındaki alan eğer bir kare ise adı kare prizma oluyordu. Tabanındaki alan bir dikdörtgen ise dikdörtgenler prizması. Ve de özel bir prizmamız vardı. Neydi? Bütün yüzeyleri karesel bölge olan prizmamızın adı da neydi? Küptü. Şimdi bana diyor ki burada aşağıda açılımları verilen prizmaların çeşitlerini bulun diyor. Şimdi bu açılıma bakıyorum. Bu açılımda 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgen var. 1, 2. 2 tane de kare var. Yani ben bunu kapattığım zaman ne olur? Burada yan yüzeyleri dikdörtgen, alt tabanı ve üst tabanı ne olur? Kare. Yani şöyle bir prizma olur. Fazla çizemedim galiba ama neyse şöyle düşünün. Bu şekilde nedir? Altı ve üstü kare, yan yüzeyleri de nedir? Dikdörtgendir. Ne demiştik? Altı ve üstü kare, sağ ve sol dikdörtgen, ön ve arka dikdörtgen. Yani prizmalar neydi? Üç boyutlu cisimlerdi. O zaman hemen bu prizmamıza bakalım. Burada ve burada kare var. 1, 2, 3, 4. Burada da dikdörtgenler var. O zaman bu prizmanın adı ne olur? Kare prizma. Bu prizmanın adı kare prizma olur. Evet, şimdi buraya bakıyorum. Burada ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karesel bölge var. Bu prizmanın özel bir adı vardı. Bütün yüzeyleri karesel bölge. Bütün yüzeyleri karesel bölge olan prizmanın ismi neydi? Küp. Evet. Bütün yüzeyleri bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzeyi var. Ve bütün yüzeyleri karesel bölge. Ya, prizmalarla ilgili ne yazdırmıştım ben size? Küp. Ne dedik küple ilgili olarak? Kenar sayısı 8. Köşe sayısı daha doğrusu. Kenar sayısı değil. Dur. Köşe sayısı 8. Ayrıt sayısı. Ayrıt neydi? Ayrıt kenar uzunluğu demekti. Ayrıt sayısı 12. Yüzey sayısı 6. Neydi? 6 tane yüzeyleri var. Bakın buraya. Burada 1, 2, 3, 4, 4 tane yan yüzeyler. Alt ve üst yüzeyde ikişer tane, 6 tane yüzey sayısı var. Ayrıt sayısı 3 boyutlu cisimlerde ayrıt ne demekti? Kenar sayısı demekti. 12 tane kenarı var. Köşe sayısı da neydi? Köşe sayısı da 8 tane. Evet, şimdi diğer bir sayfaya bakalım. Şimdi buraya bakıyorum. Burada prizmalar tabanlarındaki şekle göre isimlendirilirlerdi. Buradaki bütün şekillerin dikdörtgensel bölge olduğunu görüyorum. Tabanında da dikdörtgen var, yan yüzeylerinde de dikdörtgen var. O zaman bu prizmanın adı ne olur? Dikdörtgenler prizması. Diğer bir adı dikdörtgen prizma. Fark etmez. Dikdörtgenler prizması ya da dikdörtgen prizma. Prizmalar tabanlarındaki şekillere göre isimlendiriliyor. Tabanında dikdörtgen olduğu için dikdörtgen prizma. Evet, buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane karesel bölgeden oluşmuş bir prizma var. Bunları kapattığımız zaman ne elde ederiz? Küp elde ederiz. Bu bir küptür. Evet, şimdi buraya bakıyorum. Diyor ki bana, aşağıda verilen prizmaların ayrıt uzunluklarının toplamını bulunuz. Ayrıt uzunluğu bu neydi? Bu bir küptü. Küpün kaç tane ayrıtı vardı? Küpün 12 tane ayrıtı vardı. Bir tane ayrıtının uzunluğunu 18 olarak vermiş bana. O zaman ne yapmalıyım? 18 ile 12'yi çarparak bütün ayrıtların uzunluklarını bulmalıyım. 18 ile 12'yi çarpıyorum. 2 kere 8, 16. 8, 1, 6, 216 neyi soruyor bana? 216 ne olur? Santimetre olur. Ayrıtlarının uzunluğunu soruyor. 216 santimetre. Evet.
Şimdi burada ne var ben? Burada ne görüyorum? Bakın tabanı bir dikdörtgen. 12'ye 20. 12'ye 20. Yükseklikte 10 santim. Bu bir nedir? Dikdörtgenler prizması ya da dikdörtgen prizma. Fark etmez. Tabanın da dikdörtgen olduğu için adı dikdörtgen prizma. Bütün yüzeyleri dikdörtgensel bölge olduğu için dikdörtgenler prizması da denilebilir. Fark etmez. Hangisini kullanmak isterseniz. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Bana ayrıt uzunluklarını vermiş. Ayrıt uzunluklarını topladıktan sonra her bir ayrıttan 4 tane var. O sebepten dolayı ne yapmalıyım? Ayrıt uzunluklarını topladıktan sonra 4 ile çarpmalıyım. Toplayalım şimdi çocuklar. Şu soruyu çözüyorum. 10, 20, 12, 2, 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 42. 42 ile de 4'ü çarpıyorum. Neden çarpıyorum? Çünkü her bir ayrıtından 4 tane var. 3 tane ayrıtı var farklı farklı. Her birinden 4 tane var. Ne demiştik? Ayrıt uzun dikdörtgenler prizmasının 12 tane ayrıtı var. 8 tane köşesi var. 6 tane yüzeyi var demiştik. O zaman 42 ile de ne yapacağım ben? 42 ile de 4'ü çarpacağım. 4 kere 2 8, 4 kere 4 16 santimetre. Bu da santimetre tabii. 216 santimetre ve 168 santimetre. Evet. Geçelim bir sonraki soruya. Evet, burada ne var? Tabanına bakıyorum. Prizmalar tabanlarındaki şekile göre isimlendiriliyorlar. 15'e 15 tabanda bir kare var. O zaman bu nedir? Bu bir kare prizmadır. Kare prizma olduğuna göre ne yapmalıyım? Kare prizmada iki tane neyi soruyor bana? Ayrıt uzunluğunu soruyor. Gene ne yapacağım ben? Bütün ayrıtlarını toplayacağım ve her bir ayrıtından 4 tane olduğu için 4 ile çarpacağım. 2 tane tabanda aynı uzunluk olacak. 15 santim, 15 santim. 15'leri ve 22'yi topladıktan sonra ne yapmam gerekiyor? 4 ile çarpmam gerekiyor. Çünkü neden? 3 tane ayrıt uzunluğu var. Her birinden de 4'er tane olduğu için 3 kere 4, 12. Evet, bu bir kare prizmaydı. 12 tane ayrıtı vardı. Toplayalım. 5, 5 daha 10, 2 daha 12 elde var 1. 1, 1 daha 2, 2 daha 4, 1 de elde 5. 52 ile de ne yapacağım? 4'ü çarpacağım. 4 kere 2, 8, 4 kere 5, 20. 208 santimetre. Evet, unutmayın lütfen. Kare prizma. Tabanında bir kare var. Aynı şekilde altta ne var? Bir dikdörtgen prizma var. Nereden anladım? Bakın uzun kenarı 13, kısa kenarı 12 olan bir dikdörtgen var tabanda. Tabanda dikdörtgen varsa prizmanın adı da dikdörtgen prizma. Yine ne yapacağım ayrıt uzunluğunu bulmak için? Ayrıt uzunluklarının toplamını bulmak için verilen bütün sayıları toplayıp 4 ile çarpacağım. 13, 12, topluyorum. 5, 2 daha 7, 3 daha 10 elde var. 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde 3. 30'u da 4 ile çarpıyorum. 4 kere 3, 12. Evet. Ayrıt uzunluklarını bu şekilde hesaplıyoruz. Devam edeyim. Aşağıda verilen prizmaların ayrıt uzunluklarını açılım üzerinde gösteriniz. Ha çocuklar, burada bana prizmayı çizmemi istiyor. Açılımını göstermemi istiyor. O zaman benim burada açılımımı şöyle göstereceğim. Burada çizili. Çünkü bunu şu anda ben çizmeyeyim. Şimdi 4 ve 4. Bu nedir? 4 ve 4. Bu bir kare prizmadır. Nereden anladım kare prizma olduğunu? Tabanındaki 4 ve 4 santim. Taban uzunluklarının eşit olduğunu gördüm. Kare neydi? Bütün kenarları eşit olan bir dörtgendi. O sebepten dolayı bu bir kare prizma diyorum. Bütün küçük kenar gördüğüm, ha ben bunu size derste anlatmıştım, uzun dersinde anlatmıştım. Ne demiştim? Hatta sayfayı böyle videoya yakınlaştırdım. Göremeyen öğrenciler vardı. Tamam, ders video çekiminde daha iyi göreceksiniz dedim. Bütün kısa kenarlara 4, 4, 4, 4, 4, 4 yazmanızı, uzun gördüğünüz kenarlara da 10'ar santimleri yazmanızı söylemiştim. Evet, şimdi ben bunu biraz tutayım. Evet, bu şekilde. Nedir burada? Burada şeklin kapalı halini vermiş, burada şeklin açık halini vermiş. Burada bir kare prizma var. Kare prizmanın tabanında ve tepesinde ne var? Karesel bölge var. Yan yüzeyleri nedir? Yan yüzeyleri dikdörtgensel bölge. Bakarsam eğer gerçekten bu bir dikdörtgen. Bu nasıl bir dikdörtgen? Uzun kenarı 4, uzun kenarı 10, kısa kenarı 4 olan bir dikdörtgen. Evet, burada da karesel bölge var. 4, 4, 4, 4. Açılımını da bu şekilde gösteriyorum. Şimdi bir sonrakine geçeyim.
Bak burada kendisi vermiş açılımını. Böylesi daha iyi olmuş. Şimdi bana diyor ki prizmanın ne yapmam gerekiyor? Şurada 10 santim, 4 santim ve 6 santim olarak verdiği ayrıt uzunluklarını açık olan şekilde yerine yerleştirmem gerekiyor. Bunu da söylemiştim. Bütün küçük gördüğünüz yerlere 4 santimleri yazın demiştim. 10 santim, en uzun kenar 10 santim. Buraya ne yazmalıyım? 10 yazmalıyım. Burası 10 olmalı. Uzun olan yerler ne olmalı? 10'lar olmalı. Küçük olan yerler 4'er olmalı. Ne olması lazım? Şuralarında 6'şar olması lazım. Gene ben şeklin üzerinde açayım, daha rahat göstereyim size. Evet, böylesi daha rahat oldu. Ne dedim? Bak buradaki 4 küçüktür 6, küçüktür 10. En kısa kenara yazman gereken kenar uzunluğu 4 santim. Bir büyük, bir daha uzun kenara yazman gereken kenar uzunluğu 6 santim. Bakın 4, 6 ve burası da nedir? 10. Yani burası nedir? 10 santim. Dikdörtgenin uzun kenarı 4 santim, kısa kenarı 6 santim de prizmanın yüksekliği. Burada tek yapmam gereken kapalı olarak vermiş olduğu prizmanın açık olarak santimlerini, ayrıt uzunluklarını yerlerine yerleştirmek. Evet, burada ne var? Burada bir küp var. Küp nasıl bir prizmaydı? Özel bir prizmaydı. 6 tane alan, yüzey alanı vardı. 12 tane ayrıtı vardı. 8 tane köşesi vardı. Ayrıt uzunluklarının hepsi birbiriyle aynıydı. Çünkü bütün yüzeyleri karesel bölge. Karesel bölge nedir? Kare bir kenar uzunluğu nedir? Bütün kenar uzunlukları birbiriyle eşit. Bir kenar uzunluğu neyse diğer kenarların uzunluğu da aynı olması gerekiyor. Her yere 4 yazacağız çocuklar. Açayım ben şurada, şekil üzerinde göstereyim. Evet, daha temiz olsun. Bütün kenarlarına ne yazdım? 4 santimetre yazdım. Benden istediği o zaten. Kapalı olarak verilmiş şeklin açık halinde ayrıt uzunluklarını şeklin üzerinde gösteriniz. Ne diyor bana burada? Aşağıda noktalık kağıtta verilen yüzeylerin hangi prizmaya ait olduğunu bulunuz diyor. Bu hangi prizma olabilir diye soruyor bana. Bakın 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgensel bölge, 2 tane karesel bölge var. O zaman bu ne olmalıdır? Bu bir kare prizma olmalıdır. Kare prizma. Evet, buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yüzey alanı var. Hepsi de dikdörtgensel bölge. O zaman ne olmalıdır? Dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizma. Bütün yüzeyleri kare. Bütün yüzeyleri kare olan prizma neydi? Küp. Dikdörtgen prizma ve küp. Lütfen tekrar söylüyorum. Karıştırmayın lütfen. Bütün yüzeyleri dikdörtgensel bölge ise dikdörtgen prizma. Bütün yüzeyleri kare ise küp. Alt ve üst yüzey kare, diğer yüzeyleri dikdörtgense kare prizma olarak isimlendiriyoruz. Ne diyor bana burada? Küp olabilmesi için açılımı tamamlayın diye soruyor. Evet, hemen tamamlayalım. Ben buradan göstermek istiyorum. Nedir? Tepesindeki karenin aşağısına bir kare daha çizdi. Buradaki karenin karşısına bir kare daha çizdi. Bütün yüzeyler karesel bölge. Bu bir küp. Şimdi buraya bakıyorum. Kare prizma olması gerekiyormuş. O zaman ne yapmam gerekiyor? 2 tane kare, 4 tane dikdörtgen olması gerekiyor. Şekli tamamladım. Lütfen şekilleri kitabınızda alın, kitabınızı. Açın sayfa 216'yı. Atölyemden anlatıyorum. Ve şekilleri istediği gibi tamamlayın. Kare prizma, 2 tane kare, 4 tane dikdörtgensel bölge olmalı. İşte 2 tane karesel bölge, 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgensel bölge. Adı nedir? Kare prizma. Dikdörtgenler prizması, dikdörtgenler prizması. Bakın her zaman dikdörtgen prizma derdim. Ben diğer bir adının dikdörtgenler prizması olduğunu söylemiştim. Burada dikdörtgenler prizması olarak ifade etmiş. Hiç fark etmez. Tabanında dikdörtgen olduğu için adına dikdörtgen prizma denir. Ama bütün yüzeylerin dikdörtgenlerden oluştuğu için diğer bir adı da dikdörtgenler prizmasıdır. Unutmayın lütfen. Burada da ne olması gerekiyor? 6 tane dikdörtgensel bölge olması gerekiyor. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgensel bölge. Adı dikdörtgenler prizması ya da dikdörtgen prizma fark etmez. Evet, bunu da bir sonraki dersimizde anlatacağım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.